oturdular işte bildiğimiz birinci kata Suriyeliler oturuyorlar. Onlarda anahtar falan yok. Önce B7'de bekliyorlar. Bekliyorlar. Bizim kapı açılıyor. Hemen bizim kapı o çocuklarla beraber içeriye giriyorlar. 21. kata çıkıyorlar. 22'ye çıkıyorlar. Sadece bir dakika kalıyorlar orada. Çünkü herhalde kapı kilitlimine tek kat var yukarıda. Bir dakika kalıyorlar. Direkt 21'e iniyorlar. 21'de yarım saat kalıyorlar. Bizim kata da hiç kimse yok. Sadece biz otururuz. Bu kaç aydır o yan daire boştur. İşte geliyorlar içeride ne var ne yok hepsini götürüyor. Takı tokadır hepsi ama toplamda 300'ü geçer. Şimdi o zaman 300'ü geçiyordu. Şimdi daha da fazla belki. Para yoktu zaten. 2500 TL nakit para var. Hiçbir yeri karıştırmıyorlar. Direkt sanki elleriyle koymuş gibi alıyorlar. Biz eve geldiğimizde farkına bile varmadık. Şimdi normalde ben hep o saatlerde evde olurum. Erikli'ye gittim. Böyle yarım 2 saat falan kaldım. Geri geldim. Çocukların okul saatine denk geliyordu. Geldim çocukları aldım. İçeriye geçtim. İşte farkına varmadık. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Baktım sonra ev hiç dağılmamış. Ya mümkün değil. Bir hırsız eve girse o şekilde o paraları alması hiç mümkün değil. Biniyorlar da ticari taksi geçiyor. Oradan ticari taksiye binip gidiyorlar. Biz o ticari taksi bizim durağa yakın. Eşim gitti oraya. Sizi böyle hırsızlar falan girmiş. Onlar da şüpheliydiler. Zaten taksi şoförü şüphelenmişti onlara. Hiçbir yeri karıştırmamışlar. Hiçbir yeri, hiçbir yere farkına bile varmadık. Geldim işte dolabı sadece bir dolabın kapısı kapanmadığı için orada farkına vardım. Tekrar. Şimdi bak bekliyorlar bu çocuklarla beraber giriyorlar. 22'ye basıyorlar. 22'de sadece bir dakika kalıyorlar ve bizim kata iniyorlar. Bizim kata yarım saat. Yarım saat bizden başka kimse orada oturmuyor. Yüzleri her şeyi belli. Siz şimdi niye bunları bırakıyorsunuz? Buradan yarım saat sonra çıkıyorlar. Dışarıda taksi var. Hemen taksiye binip gidiyorlar. Bu 17 yaşındaymış. 18-17 yaşındaymış da 24 tane sabıkası var. Şimdi